Şimdi de tornalamadaki delik delme işlemine bakalım. Bunun için ilk olarak Features menüsündeki Pitap ikonuyla tam merkezimize bir pitap oluşturalım. Cycle Stop'la bunu sonlandırıyoruz. Daha sonra takımlarımızı oluşturalım. Bir punta matkapı ile başlayalım. 5 milimlik punta oluşturacağız. Initial Clearance'a 50 yazalım. Takım duruşu Z artıda ve istasyon 1'de. Çap, uzunluk ve açı değerlerimizi düzeltelim. Tamam'ı tıklıyoruz. Bir de matkap oluşturalım. Matkapımız da 16'lık olsun. Bilgi kısmına da bunu yazalım. 16'lık drill. İstasyon 3'te dursun. Takım değiştirmeler home position olarak. Takım çapını 16. Uç açısını 118 derece. Takım boyunu da 100 mm olarak değiştirelim. Ve tamamı tıklıyoruz. Takımımız oluştuktan sonra bir tabımızı seçip tornalama menüsündeki drilling ikonuna tıklıyorum. İlk olarak 5'lik punta matkabını seçelim. Uygun devir ilerlemeyi yazdık. Drill menüsünden cycle tipi tek hareket istiyorsak drill olarak işaretliyoruz. Toplam derinlik 8 mm. OK tıkladığımızda puntalama işlemimiz yapılmış durumda. Şimdi gene bir pitap işlemini seçip drilling operasyonunu tıklıyorum. Takımımı değiştireceğim. 16'lık drill'i seçtik. Devir ilerlemeyi buna göre düzenledik. Drill menüsünden cycle tipi pack olarak, yani gagalama olarak seçelim. İlk gagalama olarak 5, diğerlerinde 8-8 gagalama yapsın. Toplam derinliği 50 mm olarak verelim. OK'yi tıklayalım. Ve bu işlemimizi tamam. Simülasyona bakalım. Biraz kısalım hızı ve start'a basalım. İlk olarak puntalama, daha sonra gagalama yaparak 16'lık deliğini deliyor. Ve işlemimiz bitti. Şimdi de tornalamadaki kopartma işlemine bakalım. Bunun için öncelikle bir profil oluşturalım. Cartesian Center komutuyla y'de 0, x'de eksi 40 mm'ye bir nokta atalım. Y'de 35 mm'ye de bir tane atalım. İki tane noktamız hazır durumda. Ve bu iki noktadan geçen bir çizgi oluşturuyoruz. Daha sonra feature sayfasından manuel chain yardımıyla bu iki nokta arasına bir zincir oluşturalım. Bir de kesme takımı oluşturalım. Takım genişlik ölçülerini 5 mm, uzunluk ölçüsünü parça yarı çapı kadar ayarladık. Kater tipi D boyunu ayarlayalım. Aynı şekilde kater boyunu ve genel sayfasındaki istasyon yerini ve duruş şeklini ayarladıktan sonra tamamı tıklıyoruz. Şimdi zincirimizi seçtikten sonra işlemler menüsündeki cutoff komutuna tıklayalım. Takım olarak kesme takımını seçiyoruz. Devir ilerlemeyi istediğimiz şekilde değiştirelim. Strateji kısmından kaba ve finish yapabilirsiniz. Biz sadece kaba yapalım. Giriş çıkış tiplerini belirleyebiliriz. X'ten Z'e. Aynı şekilde çıkışı da ayarlıyorum.
kaba sayfasından stok değerimizi ayarlayalım. Automation. Paso değerlerini bıraktım. Gagalama yaptırma seçebiliriz burada. 5-5 gagalama yapsın. OK tıkladığımızda kesme işlemimizi de tamamlamış olduk. Bunu simülasyonda görelim. Operasyonu seçtik. Simülasyon menüsünden çalıştır komutuyla kopartma için geçerli olan simülasyonu izleyebiliriz.